Belediyesine ait üçgenlik yaylı masa satış talebi olsun. Belediye meclisinde tekrar anlatılmasın. Evet. Madde imar komisyonuna gönderilmesi organizasyonu kabul edenler etmeyenler soruyorsunuzdur. Madde 2 Tekin Ağabey Üçşehir Belediyesi ve Sinat Aile Ortamı 24.4.2017 tarihi 2.3.8 sayılı yazısıyla Mülkiyeti Belediye'mize ait İngiliz Süleyman Paşa İlçesi Bilkan Mahallesi Tapada 2.9 parselde pek tarla baskı taşınması zeminde mezarlık olarak kullanıldığı ve 5.216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'yla Cumhurbaşkanı S. Efendi'ne göre mezarlık alanları tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işletilmek, devletle ilgili hizmetleri yürütmek görevi Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu belirtilmiş. Adı geçen taşınması tekrar Büyükşehir Belediyesi adına belirsiz devir talep edilmiştir. Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu Müslüman Paşa İlçesi Büyükşehir Mahallesi Tapu'da 209 parselde 5.500 metrekare alana sahip tarla basmadaki taşınması mezarlık olarak kullanılmak üzere 5.335 sayılı Belediye Kanunu'na Büyükşehir Mahallesi'nin dev kısmı gelince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde belirsiz devir işlemleri yapılması konusunun belediye meclisinin görüşlere kararı bağlanması. Evet, bu devir işlemin yapılması için bana yetki verilmesini bekliyorum. O yüzden evet, kaleme üstünü kabul edenler, etmeyenler, oy verilmesini. Gündem madde 3, Tekirdağ Ağustos ve Ekranizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Meclisi'nde Daire Başkanlığı'nın 8-5-2017 tarihinde 4869 sayılı yazısıyla Mülkiyeti Belediye İmza Ayrıca Müslüman Paşa İlçesi Bağbaros Mahallesi Tapu'da 8498 parselde 5433 1109 metrekare sözcüğün arsa masumiyet taşınmasının Tesis Genel Müdürlüğü'ne ait içme suyu arıtma tesis alanının içinde olduğu belirtilmiş. Adı geçen taşınması Tesis Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devir talep edilmiştir. Mülkiyeti Belediye İmza Ayrıca Müslüman Paşa İlçesi Bağbaros Mahallesi Tapu'da 8498 parselde 5433 1109 metrekare sözcüğün arsa masumiyet taşınmasının 5.300 sayılı belediye kanunu İmci Mahallesi'nin de yapması gelince evet, aynı şekilde bu konuda da yetki istiyorum. Kabul edenler, eklenenler kabul edilmiştir. Gündem madde 4, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Meclisi'nden Daire Başkanlığı 8.5.2017 tarihinde 4.8.7 sayılı yazısıyla Mülkiyeti Belediye'mize ait İlim Süleyman Paşa İlçesi Gaziol Mahallesi Tapu'da 2460 parselde peyklı 811.62 metrekare ölçüde arsa masumiyet taşınması Eski Genel Müdürlüğü'ne ait atık su arıtma tesis alanı içinde olduğu belirtilmiş ya da geçen taşınması Eski Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devir talep edilmiştir. Mülkiyeti Belediye'mize ait Süleyman Paşa İlçesi Gazioğlu Mahallesi Tapu'da 2460 parselde peyklı 811.62 metrekare ölçüde arsa masumiyet taşınması 5.393 ve Sayılı Belediye Kanalı 75. Maddesi'nin değer kıyası gelince Eski Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devir işlemleri yapılması konusunun belediye meclisi görüşlere karar bağlanması. Aynı şekilde bunlar bedelli, bedelsiz ya da uygun koşullar altında yeni konusunda yetki verilmesi olarak da kabul edenler, yerler kabul edilmiştir. Gündem maddeleri, belediyemiz taşıdığı mal kayıtlarındaki araçlardan ilaçlarına bağlı olarak bakın bunların ilerleyen maddesi ve ekonomik yönelimini kaybetmiş teknikte olan araçların 2886 sayılı yasa hükümlerine göre satışı gerekmektedir. Bu konu belediyemiz meclisine görüşerek karara bağlanmıştır. Evet, burada da 11 adet araç sürekli masraf çıkarttım. Nihayetinde satışını organizasyonu kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Gündem madde 6, Tekirdağ Üçgenel Paşa İlçesi Bindoğlu Mahallesi 174 adet ilgili parselin tehdit taşınmasın. İhtas, takas, ifraz ve devlet işlemleri yapılması talep edilmiştir. Üçgenel Paşa İlçesi Bindoğlu Mahallesi 174 adet ilgili parselin tehdit taşınmasın. Yolda kalan kısmı ile yolda ikaz edilecek alanın takasının yapılması ve bu hususta belediyenin ilgili kararı evet, gündem altında imar komisyonuna gönderilmesi organizasyonu kabul edenler, etkiler kabul edilmiştir. Madde 7, Süleyman Paşa İlçesi bünyesinde yeni teşkil edilen sivil savunma amirliği, temizlik işleri müdürlüğünün halk birimi olarak görevlendirildiğinden, vasfi konu amirliğinin yasal yetkili olarak kurulabilmesi için temizlik işleri müdürlüğünün yeni teşkilat yapısı, görev ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik tasarlarına düzenlenerek yapış bulmuştur. Konunun belediye meclisiyle görüşerek kararı bağlanması. Evet, Mehmet Aslan, Ceviz Sağlık Diye İşler Komisyonu'na gönderilmesini oradan da kabul edenler. Madde 8, kentimizin ev sahibini yapacağı 20-24 Temmuz 2017 tarihlerinde İktidai Yerli İktidai düzenlenecek olan 3. İktidai Yerli İktidai Sokak İçin İktidai Yerli İktidai Sürümüyle Belediye'miz arasında uzanlanan protokole bağlı olarak protokole belirtilen ilerleri belediye'nin Türkçesinden karşılaması konusunda belediye meclisinin görüşüne karara bağlanması. Evet, bu üçüncüsünü yapıyoruz. İki tane daha önce yapmıştık. Birebir aynı şey. Burada sokakçının giderlerin ödenmesi için oylarınıza müracaat ediyoruz. Kabul eden her tepkilerine kabul edilmiştir. Gündem madde 9. 21-24 Ağustos 2017
tarihlerinde kardeş şehir kapsamında Masaçı Belediyesi temsilcileri olarak Belediye Başkanı Cemil Meşkiler ve Profesör Erol Erdinç Almanya'nın Bayburt şehrinde düzenlenecek olan Richard Wagner Festivali'ne davet edilmiştir. Almanya'nın Bayburt şehrinde düzenlenecek olan Richard Wagner Festivali'ne katılacak olan Belediye Başkanı Cemil Meşkiler ve Profesör Erol Erdinç yol, iaş ve konaklama giderlerine belediye bütçesinden karşılaması konusunda belediye meclisi görüşüne kadar olamaz. Evet, burada kısa bir bilgi vereyim. Profesör Erol Erdinç, eski Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefidir. Daha sonra Ertuğrul Günay döneminde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü yapmıştır. Şu anda Hacettepe Üniversitesi'nin Senfoni Orkestrası'nın başındaki daha önce de Sayın Doğramacı'nın talebiyle Bilkent Senfoni Orkestrası'nı kurmuştur. Emeklilik döneminde Tekirdağ'da yaşama ihtimali vardı ve burada bir çocuk senfoni orkestrasının kurulusu için hafta sonu benim misafirim böyle bir çalışmayla götürüyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz binada çalışmalar süratle bir şekilde gidiyor. Mümkün olduğu kadar geniş halk kesimlerine burada çeşitli konularda katkı vermeye, kurslar vermeye devam ediyoruz. Ama artık harika çocuk yetiştirebilecek oyunda geldiğimde olduğuna düşünüyorum ben sistemi. Bu konuda bir çalışma götürüyoruz. Sayın Erol Erdinç'ten yani en azından bir taslak çalışma götürüyoruz. Bu Bayburt bizim kardeş şehrimiz. Bizim izin alma ihtimalimiz zor olur ama en azından hocamız orada sistemi değerlendirmesi de fayda var bizim. Düşünceli ve bunu bilgilerinize getirdim. Şehrimiz mi şu anda? Tekirdağ'dan çıktı. Doğru resmi kardeş yerimiz. Öyle mi sanırım? Büyük şehrin çıkmıştı. Büyük şehirden buraya geçti. Büyük şehirden çıkardı. Evet, Trabzon şehri. O zaman o, yani biriz oradan gene büyük şehirde olduğu için büyük şehirde havale olmuştu. Büyük şehirden çıkarmışlar. Hayır, ilk baştan paylaşırken zaten Bayrak şeyi, belediyesi, Tekirdağ belediyesi kardeş şehri. Bizdeydi ama karmaşık durum var. Bununla ilgili büyük şehirden bir yazı istediler. Neyse, kardeşlikten çıkarılması diye bir şey söz konusu değil. Büyük şehirden çıkarıldı. Biliyorum ben size. İki belediyeden kardeş olamayacağı için büyük şehir hakkından terapet edip kardeş belediyeler bizde var. Başkanım, bu maddeyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Biz daha önce de bunu dile getirmiş. Şöyle ki, yani belediye başkanı olarak sizin buraya geldiğiniz kadar tabii bir şey yoktur, değildir. Yani bundan tabii bir şey olmaz. Fakat bir şey söylediniz. Az önce ismini bahsettiğiniz ve özelliklerini de sıraladığınız profesörün şehrinizde yaşama ihtimalini göz önünde bulundurarak buraya davet edilmesi bilemiyorum, meclisin takdirine sunuyorum. Fakat burada böyle veya böyle bir sürü milletin temsilcisi olarak görev yapan meclis üyesi arkadaşlarımız var. Kaldı ki kendi grubumuzla da burada temsil edilen bir grup. Şahsım bu konuda tarafkar değilim. Fakat grubumuzdan da bir kişinin burada görevlendirilmesini bu manada gerek belediyecilik gerekse sosyal manada tecrübe sahibi olması adına kendi grubumuz başta olmak üzere inanıyorum ki Milliyetçi Hareket Partisi grubu da bu yönde bir tarafkar olacaklar. Bunun çok uygun olmadığını düşünüyoruz ve bu noktaya biz grubumuz olarak reddediyoruz. Şimdi davet üç kişiydi bu davet. Bir tane kalınca herhangi bir eşitsizlik olmasın veya bir başka bir yoluna yol açmasın diye herhangi bir üniversitesi veya Cumhuriyet Partisi'nin bir işin içine kalkmadı. Tabii üç kişilik mi davet? Bahsettiniz, evet. Evet, maddi organizasyonu kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Başkanım, davetlere icabet var. İyidir, evet. Gidilmesine fayda var. Böyle bir değeri de götürmekte de yine fayda var. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Yani adam buraya gelecek diye bir kayıt yok. Ankara'dan İstanbul'a evine taşıyacak. Bir öneri götürürüz. Burada kalır mısın diye. Böyle bir şeyin, hocanın bizim şehrimizde yaşaması, bizim çocuklarımızın geleceği açısından. Yani burada müziğin gelişimi açısından önemli bir katkı da düşündüğüm için söylüyoruz. Adam buraya gelecek diye
Evet. Gündem madde 10. 657 sayılı devlet memurları kanunu 134. maddesine istinaden 17.9.1982 tarih ve 8.